8. etaptan herkese merhaba sevgili seyirciler. Opet test köşemizle başlıyoruz programımıza ve sizleri ilk olarak Kıbrıs'a götüreceğiz. Orada yeni Opel Astra lansmanından izlenimlerimizi aktaracağız ama bu bölümü dikkatli izlemenizi rica edeceğim. Çünkü bizler için tarihi anlamda çok önemli bir bölgeye, Kapalımaraş'a gittik. İlk kez otomobiller girdi bu bölgeye ve bizleri orada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar karşıladı. Kendisiyle de sohbet etme fırsatı bulduk ve o tarihin izlerini izlerken aynı zamanda da yeni Astra'yı deneyimledik. Şimdi bu görüntüler geliyor ekranlarınıza. Sevgili seyirciler, Kıbrıs'a geldik ve görmüş olduğunuz gibi yeni Astra'lar bizleri bekliyor. Basın grubuyla beraber buradayız. Şu anda kalmış olduğumuz otelden araçlarımıza binerek Maraş bölgesine gideceğiz. Konvoy halinde gideceğiz. Hem kapalı Maraş'ı bir gezeceğiz hem de yolda aracı deneyimleme şansımız olacak. Görmüş olduğunuz gibi bu tasarımı takip edenler internetten görmüşlerdi. Hani daha böyle bir kaslı bir görünüme sahip, daha sportif bir görünüme sahip. Şimdi detaylarını kullanarak göreceğiz. Yol tutuş performansını, içerideki özelliklerini göreceğiz. Yolda giderken de size görebildiğim kadar, tadabildiğim kadar anlatmaya çalışacağım ama Astra biliyorsunuz Türkiye için bir efsane. En çok tutan C hatchback modellerden bir tanesi ve kullanımı oldukça keyifli bir otomobildi. Bakalım yeni versiyonda neler var? Aynı tat devam ediyor mu? Onları da birazdan göreceğiz. Ben hemen lafı uzatmayayım çünkü hava oldukça sıcak. Hemen araca geçelim. Konvoyu da bekletmeyelim. Konvoy olarak hareket edeceğiz. Dediğim gibi o sırada size dilim döndüğünce aracı anlatmaya devam edeceğim. Oh, klima çok iyi çalışıyor. İlk anda bayağı serinletti. Malzeme kalitesi burada oldukça iyi. Farklı detaylar var, farklı materyaller var içeri konumlandırılmış. Start-stop sistemiyle anahtarsız çalıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi farklı bir vites kolu var. Böyle bir joystick benzeri ileri geri hareket ettirerek vitesi değiştiriyorsunuz. Tabii bunu Mokka ve Corsa'da da görmüştük. Güzel bir geri görüş kamerası var. Arkası oldukça net. Yine dijital bir ekran burada var. Ve tek parça gözüküyor. Gördüğünüz gibi sürücü odaklı. Bu da oldukça güzel. Burada da böyle düğmeler, günlük kullanımdaki düğmeler yerleştirilmiş. Net bir şekilde bunları kullanmak mümkün. Piano Black detaylar var direksiyon üzerinde. 3 kollu, sportif, altı biraz düz. Direksiyonun arkasında vites pedalcıklarını görüyorum. Bu da şık. Aracın karakterini de aslında anlatıyor. Sportifliğini de anlatıyor. Bence oldukça iyi. Çok iyi bir tasarım var. Çok sportif. Çerçevesiz bir ayna hemen yine gözüme takıldı. Şık olmuş. Arkadaki C hatchbacklerin biliyorsunuz dar bir camı vardır. Onu tamamen yalnız size gösteriyor. Oldukça iyi. Buraya bakalım. SOS tuşumuz burada. E-call sistemi. Hep anlatıyoruz. Acil durumlar için çok önemli diyoruz. Kol dayama bölümü oldukça rahat. İki parçalı halde açılıyor. İçi derin. Gayet güzel. Bakıyorum burada soğutma bölmesi yok. Olsun ama iyi bir saklama haznesi var. Bardaklarımızı buraya koyabiliriz. Burada yine derin bir hazne var. İki adet USB girişi var. Normal USB. Burayı bu şekilde kapatabiliriz. Bu da daha güzel gözükmesini sağlıyor kapalı olduğu zaman. İlk hissiyatımı söyleyeyim. Böyle bir yarış otomobilinin içine oturmuş gibi hissettim. Çünkü sürücüyle araç çok iyi bütünleşiyor. Hem koltuk hem direksiyon ayarları sayesinde direksiyonun yükseklik ve derinlik ayarı oldukça iyi. Göstergeleri aradan çok net bir şekilde görebiliyorum. Evet, ilk izlenimler bunlar. Otur oturmaz kendimi çok güzel bir ortamda hissettim. Buradan perdeye de bakalım. Evet, elle açılan manuel bir perdesi var sunroofumuzun. Sunroofu da böyle yukarı kaldırabiliyoruz, geri de açabiliyoruz. Bu da gayet güzel. Sözü fazla uzatmayalım, yola çıkalım. Yolda giderken de yine o sürüş performansından, tabii ki motorun performansı, şanzımanın performansı, yol sesi var mı, ses var mı, herhangi bir ses, onlardan da bahsedeceğim.
otelden çıktık. Maraş bölgesine konvoy halinde gidiyoruz. Bildiğiniz üzere Kıbrıs'ta trafik soldan akıyor. Hani bizdekinin aksine, Avrupa'dakinin aksine tam bir İngiliz trafiği var burada. Araçlar soldan gidiyor. Direksiyonların sağda olması gerekiyor ama bu araçlar soldan direksiyonlu. Aslında Kıbrıs için normalde uygun değil. O yüzden herkes çok dikkatli kullanıyor. Normalde bu işi yapmak için Kıbrıs şartlarındaki araçlarda direksiyonlar sağda ve soldan kullanıyor. Trafik tam ters akıyor bize göre. Şu anda gidiyoruz. Gördüğünüz gibi herhangi bir sıkıntı yok. Oldukça kalabalık bir konvoyumuz var. Önce aracımız var. Arkada artçı bir aracımız var. Herhangi bir durum için ambulansımız var. Tüm güvenlik önlemleri de alınmış durumda. Zaten buradaki arkadaşlarımız da oldukça tecrübeli arkadaşlar, basın mensupları. Böyle hafif bir motor homurtusu var. O çok hoşuma giden bir ses benim. Böyle gaza bastığınız anda geliyor. Güzel bir ses. Dediğim gibi sportifliğine biraz daha vurgu yapıyor aracın. Direksiyon tepkileri bu virajlı yollarda çok daha iyi anlaşılıyor. Komutları güzel ve zamanında alıyor. Çevirdiğiniz an kafasının döndüğünü net bir şekilde görebiliyorsunuz. Zaten bu araçların daha önceden de kullanmıştım ben. Diğer modellerini de eski Astra'lara da kullanmıştım. En güzel yanı yol tutuşları. İşte biraz daha belki hani rakiplerinden ayrışan kısmı his olarak da olsa en azından çok iyi bir yol tutuş güveni hissiyatı veriyor sürücüsüne. Araçta şu an müzik sistemi, klima kapalı. Özellikle aracı dinlemek için bunu yapıyorum. Herhangi bir yol sesi gelmiyor içeri. Dediğim gibi çok tatlı bir motor homurtusu var. O sportifliği vurguladığı için keyif veriyor. Bakın. Gayet güzel. Dışarıdan ses almıyor. Tabii şu anda dışarıda rüzgar da çok yok. Biz de çok aşırı bir sürete çıkmadığımız için 100-110 bandına gelmek lazım biraz rüzgar sesini dinlemek için. Ama herhangi bir ses gelmediği şu ana kadar, bu da hoşuma gitti. Fevkalade sevindirici, memnuniyet verici bir etkinlik. Dolayısıyla hepinizi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde görmekten dolayı duyduğum büyük memnuniyeti ifade ediyorum. Hepinize bir kez daha hoş geldiniz. Sevgili seyirciler, çok güzel bir rotadan tarihi anlamda da çok önemli bir noktaya geldik. Kapalı Maraş'a geldik. Burası biliyorsunuz Türkler açısından da çok önemli ve çok güzel bir nokta. 2020'den itibaren burada gelişmeler yaşandı ve şu anda vatandaşların ziyaretine açılmış durumda. Sadece iki ana caddede yürüyerek veya bisikletle gezebiliyorsunuz. Yaz döneminde saat akşam 8'e kadar buraya girmek, gezmek mümkün. İlk defa bir otomobil lansmanı sayesinde de araçlar buraya kadar gelmiş durumda. Opel Astra lansmanı ile beraber bizler buraya araçla gelme şansını yakaladık. Ve az önce bizleri tabii ki onurlandıran bir isim vardı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar buradaydı. Bizlere hitap etti ve bu bölgenin önemini anlattı, gelişmeleri anlattı. Tabii bizim konumuz otomobil olduğu için sizlere o konuda çok fazla detaya girmeyeceğim. Ama buradaki gelişmeler gerçekten Türkiye'nin gücünü de gösteriyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin buradaki etkisini de gösteriyor. Buradaki gelişmeleri de gösteriyor. İlerleyen dönemde eminim ki bu bölgede çok daha güzellikler yaşanacak. Evet, bizim konumuz otomobil. Dediğim gibi Opel Astra ile buraya kadar geldik. 1.2 litrelik turbo beslemeli benzinli motorla geldim. 3 sürüş modu var biliyorsunuz. Sport, Normal, Eco. 3 modu da o virajlı yollarda denedim. 130 beygirlik performansı ve 8 lira otomatik şanzımanıyla çok güzel bir sürüş keyfi sundu buraya kadar. Bir de 1.5 litrelik dizel versiyonu bulunacak yeni Astra'nın.
Aracı gördünüz. Yolda da size biraz bahsettim. İçeride neler var neler yok. Tabii ki güvenlik donanımlarından bahsetmeye bile gerek duymuyorum ama kör nokta sisteminden şerit takip asistanına kadar birçok özelliği de yeni Astra bünyesinde barındırıyor. Eminim ki oldukça iddialı olacak. Bugüne kadar satışa çıkmamasının sebebi tabii ki adetler, üretim kısıtlamalarıydı. Bugüne kısmet oldu. Bugünden sonra artık Türkiye'de satışa sunulacak ve iddialı rakamlarla geliyor. Özellikle 2023'te Opel kendi rekorunu kırarak 58 binlik bir rekoru vardı 2004 senesinde satış adetlerine baktığımızda. 2004'ten sonra en çok 55-56 binler seviyesine gelmişti ama 2023'te 60 bin adetlik bir satış rakamından bahsediliyor ve bu rakamın 15 bin adedi ticari araç, geri kalanı ise binek araçlardan oluşacak. Bu segmentte aracı eksikti Opel'in, onu da Opel Astra ile tamamlamış durumda. Dolayısıyla pazarda biraz daha iddialı hale geldi ve çok da talep gören bir model olduğu söyleniyor. Bunu da satış adetlerinden zaten takip edeceğiz. Evet, buraya geldik. Kapalımaraş'ı gezdik, sahil kesimine kadar yürüdük. Burada tarihin izlerine de tanıklık ettik. Şimdi artık dönüş vakti ve bundan sonra da tabii ki biz hemen mikrofonumuzu Opel Türkiye Genel Müdürü Sayın Alpagut Girgin'e uzatacağız. Bakalım o neler söyleyecek bizlere. O eski dönemdeki lansmanlara geri döndük. Bunu da özellikle belirtmek istiyorum. Gerçekten çok itinalı ve çok detaylı bir çalışma olmuş. Görmüş olduğunuz gibi Astra havuzun üstünde yüzüyor. Ve yanımızda daha önce söylemiş olduğum gibi Sayın Alpagut Girgin var. Merhaba. Nasılsınız? Diyelim, hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Evet, daha önce de güzel lansmanlarda beraberdik. En son Grandland'de beraberdik ama Astra gerçekten çıtayı yukarı koymuş. Ve birçok takipçimizin sorduğu bir araçtı. Şimdi Astra'yı öncelikle kısaca sizden dinleyelim. Hı hı. Astra biraz neden gecikti, oradan başlayalım. Sonra neler sunuyor, donanım seçenekleri, motorlar. Türkiye'den hangi seçeneklerle bulunacak? Okey. Çok teşekkür ediyorum değerli görüşleriniz için. Bizi daha da motive ediyor. Tabii heyecanlıyız. Bayağı bir süredir beklediğimiz yeni Astra'ya kavuştuk. Aldığımız ilk izlenimler son derece güzel. Zaten fan gruplarıyla ünlü Astra'mız. Kolay değil. 86 yıllık bir geçmişi var. Dedesi Kadett. Kadett de sayarsak 86 yıl. 91 yılından itibaren Astra adıyla bu segmente boy gösteren aracımız. Bu gördüğünüz 12. jenerasyonu. 12 jenerasyonluk çoğu markanın kıskançlıkla baktığı, bizde de olsun dediği fan club'larıyla heyecan verici modelimiz. Astra esasında lansman anlamında gecikmedi. Biz şu an gerçekleşen yoğun talebi öncesinde gördük ve müşterilerimize sunacağımız araç adedinde bir kısıtlama olmaması için birazcık ileriye çektik. Tarih anlamında gecikme tamamen bizim burada kurduğumuz müşteri memnuniyeti bazlı stratejinin bir sonucu. Onu başta söyleyeyim. Tabii bu sene ısınıyoruz. 2023 yılında C hatchback'te ithal grup araçlarda bir numara olmayı hedefliyoruz. Oluruz. Gördüğünüz bu araçta da oluruz. Oraya doğru gideceğiz. Kaç donanım olacak? 3 donanım olacak. Şöyle ki Edition, Elegance ve GS. GS'in bir de GS Line alt donanımı olacak. Hı hı. Yanlış da anlaşılmasın. Kağıt üzerinde 4 gözüküyor ama üst grubu GS olarak toparlayabiliriz. 2 motor seçeneğimiz olacak. Hı hı. Ödüllü 1-2 benzinli motorumuz 130 beygir. Çok yakından tanıdığınız. Hı hı. Şanzımanla kombinasyonu mükemmele yakın olan motorumuz. Ve 1.5 dizel. Dizeli de ürün gamında tutmak istedik. Hala tercih görüyor. Özellikle Astra gibi amiral gemimiz olan bir modelde bu alternatifi müşterinin elinden almak istemedik. Hayır, dizel sunmuyoruz demek istemiyoruz. O açıdan 1.5 dizel, o da 130 beygir. Ürün gamında olacak. Şanzımanlarda da ilginç bir seçenek var. Manuel opsiyonunu görüyoruz giriş seviyesinde. Hı-hı. Ve 8 ileri o gerçekten konforlu, rahat, sorunsuz bir şanzıman var. O da çok başarılı. Neden manueli de ilk giriş seviyesine eklediniz? Şimdi tabii artık şanzımanda otomatik tercihinin geldiği nokta belli. Hı hı. Özellikle büyükşehir kullanıcıları. Fakat halen tabii burada ekonomik nedenler de ön plana çıkıyor. Ya da şanzıman bir karar kriteri olmayabiliyor. Az bir grup, küçük bir grup. Hı hı. Ama az önce dizeli nasıl koyduysak onu da skalamızda tutmak istedik. Onun da kendine has bir müşterisi olacaktır küçük bir grupta olsa. Bu sene
Opel olarak yılı nasıl tamamlamayı öngörüyorsunuz? İlk 8 ay aslında çok sönük geçti otomotiv sektörü için. Hı hı. Kalan 4 ayda neler yapmayı planladınız? Buna paralel 2023'ü nasıl öngörüyorsunuz? Çünkü global yaşanan enflasyon artışları ve krizler, ki buna sadece çip krizini kastetmiyorum, konteyner krizinden yedek parçasına, ham madde krizine kadar birçok kriz var otomotiv sektörünü etkileyen. Bu kadar krizlerle dolu yıllar içinde Opel 2023'te neler yapacak? Son sohbetimizi çok net hatırlıyorum, keyifli sohbetimizi. Orada da söyledim. Yılın son çeyreğinde konulara ayırmak istemiyorum ama tedarik, üretim tedarik ve lojistik zincirinde Opel daha rahat bir dönemde olacak. Ama genel anlamda baktığımızda, sektörel anlamda 2023 yılının ilk çeyreğinin sonuna kadar bu sıkıntılar azalarak gitse de devam edecektir. Biz hedeflediğimiz adette aracı alacağız. Zaten lansman modelimiz Astra bir nevi bir koruma altında diyebiliriz. Dolayısıyla Astra soran müşterilere bekletmeyeceğiz veya ötelemeyeceğiz. Hı hı. Bunu yapmak istemiyoruz kesinlikle. Bu yıl beklediğimiz pazar 750 bin. Sektörde de 3 aşağı 5 yukarı aynı tahminler var. Hı hı. 750 bin civarında kapatacağız. Biz 45 binin biraz üstünde olacağız. 45 bin dersek %6'lık bir pazar payı yapıyor. Gelecek yıl bunu bir daha bir çıt daha yukarı çıkaracağız. %7 hedefleyeceğiz. Tabii burada çok önemli bir eksiğimiz tamamlanıyor. Hı hı. Yeni Astra'mız geldi. Birlikteydik. C SUV'de de yeni Grandland'i koyduk. Bu arada dikkatinizden kaçmıyordur. Ürün gamımız çok gençleşti. Hı hı. Yeni olmayan modelimiz kalmadı. Tabii bu da bir itici güç. C hatchback önemli bir segment. C SUV'de, C segmentte yepyeni iki aracımız var. Bunların da itici gücüyle bu rakamları yaparız. Adetsel bazda nereye gelecek 2023'te? 63 bine gelecek. 63 bin. Hedefimiz bu tabii 63 bin. Ki rekor kırma anlamına geliyor sizin için. 2004'te 58 bin vardı. 58 binlik doğrudur. Rakam vardı. En yüksek adedimiz 58 bin ile 2004'teydi. 63 bini yaparsak ki yapacağız. Bu Opel Türkiye tarihinin adet anlamında en yüksek değeri olacak, rekor olacak. Evet, peki yenilenmeyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Gerçekten yepyeni bir yüze kavuştu, hı-hı, Opel ve bunu tüm modellerine de yansıtıyor. İşte Grandland'te de gördük dediğiniz gibi, Mokka'da gördük yeni yüzü ilk olarak. Sonra Astra'da görüyoruz o vahşi, kaslı, sportif, hı-hı, dinamik birçok öğeyi bir bünyesinde barındıran bir tasarım var. Bununla beraber de birçok yenilikçi, hı-hı, hı-hı, konfor ve güvenlik donanımı var. Bu değişim nasıl oldu ve bundan sonra nereye gidecek? Lansman boyunca nasıl her ayrıntının düşünüldüğünü size görsel olarak da anlattık. Hı hı. Çok detaylı gösterdik, filmlerle gösterdik. Hı hı. Baş mühendislerimizin görüşlerine kadar üretimden aldık. Tabii orada çok böyle önemli detaylar, mesajlar da var. Gerçekten döşemesinden düğme kalitesine kadar, sadece iç ve dış dizaynı değil, güvenlik sistemleri zaten bizim için bir numara öncelik sırasında. Konfor sistemlerine kadar her ayrıntı bu araçta düşünüldü. Şimdi tabii baktığınızda Mokka ile sinyalini çok kuvvetli verdiğimiz, özellikle kompas, önde vizör, o kaslı geçiş ama bir bütünlük sağlayarak Astra ile tamamen yerini buldu. Bundan sonraki modellerde de vazgeçilmez olacak. Sadece önde değil, arka tarafta da o vizörü görebilirsiniz, ana hatlarını. Bence orası da en az ön taraf kadar şık oldu. İç mekan tamamen yenilendi. Test eden hem sizler hem test etme şansı bulan insanlardan aldığım en önemli, en kıymetli görüşlerden biri de iç mekanın ferahlığı ile fonksiyonelliği ile ilgili oldu. Biliyorsunuz bizim orada bir prensibimiz var, detox. Yani çok sade, fonksiyonel, hı hı, gereksiz hiçbir şeyi barındırmayan, işlevsel, kullanımı kolay, kullanıcıyla kavga etmeyen, ona destek olan basit sistemlerle ama her türlü özelliği içeren sistemlerle ilerliyoruz. Bunu Astra'da en iyi seviyeye çıkardığımızı düşünüyorum bu segmentteki bir araçta. Devam edecek, gelişerek devam edecek o kısım, iç mekan. Dış ile ilgili zaten önemli noktaları belirttim. Astra'da, yeni Astra'da belirtmek istediğim birçok özellik var ama bir de şunu belirtmeden geçemeyeceğim. En alt paketimizden itibaren, hı hı, güvenlik donanımını baz anlamda en geniş tutan model bizde olacak bu segmentte. En alt donanımdan itibaren bu segmentte birçok markada orta ve üst donanımda sunulan özellikleri sunuyoruz. Bizim için güvenlik her şeyden önce geliyor. Corsa'da elektrikli seçeneği var.
Mokka'da elektrikli seçeneği var. Astra'da elektrikli seçeneği olacak mı? Bir de bu saydığım iki modelde artık elektrik satışları ne zaman başlıyor? Buradan seyircilerimize duyurmak için. Tabii ki memnuniyetle. Murat Bey, bir önceki görüşmemizde de paylaşmıştım. Dördüncü çeyrekte, muhtemelen Ekim ayının sonuna doğru elektrikli Corsa ve elektrikli Mokka'nın satışına başlayacağız. Hazırız. En önemlisi bayilerimiz hazır, ekiplerimiz hazır. Bu önemli bir geçiş. Kesinlikle böyle yumuşak, memnuniyet esaslı bir geçiş planlıyoruz. Elektrikli araçlarda bir adet hırsımız olmayacak. Bir geçiş dönemidir. Hepimiz için, kullanıcılar için, firmalar için. Daha sonra onları konuşacağız. Astra'nın elektriklisi de gelecek yılın ilk yarısının sonuna doğru Opel severlerle buluşacak. Böyle böyle adım adım devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz. Bundan zevkle. Sonraki gelişmeleri de birlikte takip edeceğiz. Çok çok teşekkürler. Sevgili seyirciler, programımızın bu bölümünde bir konuğumuz var. TEAT Başkanı Berkan Bayram bizlerle beraber. Sevgili dostum, aynı zamanda bir otomotiv gazetecisi ve elektrikli ve hibrit araçlar üzerine de uzun zamandır çaba sarf ediyor, yazılar yazıyor, seminerlere gidiyor. Berkan, hoş geldin programımıza. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Özellikle bu hafta sonu, yani bugün başlayan hibrit ve elektrikli araçlarla ilgili bir sürüş haftası var. Bunu konuşacağız ama onun öncesinde Türkiye'de hibrit ve elektrikli araçların geldiği durumdan biraz bahsedelim mi? Kaç senede ne kadar yol aldık? Global anlamda baktığımızda Türkiye hibrit ve elektrikli araçlarda nerede? Evet, 2011 yılı olarak alırsak eğer Türkiye'deki elektrikli araç pazarının hani gelişim sürecini ve ilk satılan elektrikli otomobil pazarından başlarsak, yani şu anda ciddi bir rakamlarda değiliz. Yani 9500 gibi bir totalde kümülatif bir elektrikli otomobil pazarımız mevcut şu anda 11 yıllık süreç içerisinde. Hibrit tarafında da yaklaşık 60 bin adetlere ulaşan bir pazar söz konusu. Ama yıllık otomotiv pazarı içerisinde baktığınızda tabii çok düşük rakamlar. Fakat şu güzel bir gelişme var. Her yıl katlanarak artan bir satış grafiği var. Yani geçen yıl 2249 tane %100 elektrikli otomobil satıldı ülkemizde. Bu rakamı bu yıl ilk 6 ayda yakaladık. Dolayısıyla yıllık satış rakamlarındaki o artış hızı artık aylık olarak düşmeye başladı. O güzel bir gösterge. Ha, bunu ne zaman işte 10 bin, 20 bin adetleri çıkartırız? Muhtemelen 2025 itibariyle çok hızlı bir eksponansiyel bir artış olacak. Çünkü gelecek sene biliyorsunuz Milli Otomobil Projesi devreye giriyor, yola çıkacak. Akabinde aslında globaldeki bayağı bir markanın da pazara girme ihtimali yüksek. Hepsi zaten önden o göstergeleri belirttiler. Ve 2023 ve 2025 aralığında biz muhtemelen elektrikli otomobil pazarında bir 10 bin adetlik, 20 bin adetlik böyle katlanarak artan satış rakamlarını görebileceğiz. Şimdi tüketicilerdeki en büyük sorun şu aslında. Tabii ki markaların yeni modelleri pazara sunması, özellikle elektrikli doğmuş araçları Türkiye'ye getirmesi işin hızlanması için önemli ama tüketici şunu soruyor. Bu menzil benim için yeterli değil. Ben yeterli sayıda şarj istasyonu görmüyorum. İki ana faktör var. Bunun akabinde aslında birçok sıkıntı da var. Ama bu sorunlar insanları elektrikli araç almaktan caydırıyor ilk etapta. Bunlar için neler söyleyeceksin? Şu an geldiğimiz nokta nedir? Şarj istasyonlarında yatırımlar ne durumda? Biraz onlardan da bahsedelim. Tabii. Yani bu güzel bir soru. Çünkü bu aslında elektrikli otomobil pazarının da gelişmesi için atlamamız gereken, yani önümüzdeki bariyerlerden birisi kullanıcı endişesi, kullanıcı psikolojisi. Çünkü burada elektrikli otomobile geçiş sürecinde biliyorsun en büyük kriter işte menzil sorunumuz ve şarj istasyonları sayısı. Biz gittiğimiz zaman bir yolculuğumuzda, güzergahımızda akaryakıt firmaları mesela görebiliyoruz yol üzerinde. Aslında çok strese girmiyoruz ama elektrikli otomobile geçtiğimiz zaman konu stres boyutuna ulaşabiliyor. Tabii biz 2011 yılından beri bunu anlatıyoruz. Hani o tarihlerde çok daha azdı şarj ünitesi. Ve gerçekten biz o tarihlerde işte sanayi sitelerine yakın gitmeye çalışıyorduk. Ne olur ne olmaz diye. Çünkü onların hepsinde bir trifaze ünite bulunuyor. Yani soket bulunuyor. Ve oralarda dura dura böyle şarj ederek giderdik zamanda. Ama şu an geldiğimiz noktada 81 ilin hepsinde şarj istasyonu var şu anda. AC ve DC dediğimiz normal şarj ve hızlı şarj olarak
bir ayrıma giden bir konu ve bütün 81 ilimizde mevcut. Bugün yola çıktığınızda yani çok nadirdir yolda kalmanız. Gittiğiniz yerdeki ünitenin sorunundan kaynaklı belki stresler yaşayabilirsiniz. İşte gittiğinizde ünite çalışmıyor olabilir, gittiğinizde ünitenin önünde başka bir araç işgal etmiş olabilir gibi sorunlardan kaynaklı belki yol stresi yaşayabilirsiniz. Ama şu an Türkiye'de çok rahatlıkla elektrikli araçla yolculuk yapabilirsiniz. Rakamlara bakarsak örneğin bu yılın ilk 6 ayını da toplarsak 4500 adetlik bir şarj istasyonu ağına ulaştı Türkiye. Hı hı. Bunun da yaklaşık %15'lik kısmı DC dediğimiz hızlı şarj istasyonu. Yani DC'deki espri biliyorsun yarım saatle araç marka modeline göre 1-1,5 saate kadar sürebilecek bir şarj süresi. Fakat DC'de işte 20 dakika 30 dakika durarak aslında tüm rotanızı, günlük rotanızı karşılayabilirsiniz. Diğer kısmında menzil. Yani kullanıcı endişesinin en büyük sıkıntısı işte ben aracı alayım da ama ben işte yılda 25 bin kilometre yapıyorum. Ben bununla istediğim menzili elde edebilecek miyim? Şu an ortalama neredeyse tüm elektrikli araçlar 400-450 kilometre bandına oturmuş durumda. Yani eskiden 150-200 kilometreydi menziller. Şu anda 400-450'yi çok rahat konuşuyoruz. Hatta Milli Otomobil Projesi de işte 550 kilometreye varan bir menzili hedefliyor. Dolayısıyla 450 kilometre zaten gündelik bir kullanıcı için çok ideal bir menzil. Bunu da çok rahatlıkla karşılıyoruz şu anda. Bir sıkıntımız yok artık. Şimdi Berkan şöyle bir şey var. Ben hep elektrikli araçlar diyorum aslında. Elektrikli mobilite diyorum. Burada sadece otomobil değil, elektrikli olan her türlü mobilite aracını aynı sistemde kullanmanız gerekiyor. Aynı mantaliteyle kullanmanız gerekiyor. Bataryanın ömrü için 20 ile %80 arasında bataryayı tutmak ve o sürede şarj etmek ki bu da 30 dakika diyebilirim buna 20'den 80'e çıkma süresi ki 30 dakikayı biz her yerde rahat rahat harcıyoruz zaten. Ve genelde bakarsanız hani hep uzun yol konuşuyorsunuz ama bu soruyu soranların büyük bir kesimi maalesef aracını yıl içinde sadece şehir içinde kullanıyor. Senede 1-2 kez tatile gidiyor. Ve yakın bir zamanda da biz iki farklı rota yaptık. Bir tanesi 2000 kilometrelik kısa rota dediğimiz yani araları da kısaydı. Bir tane de 4000 kilometrelik yaptık. Bunun araları biraz uzundu. O bahsettiğin 400-450'yi geçen kilometreler. İşte burada bu araç kullanılıyor mu? Aslında kullanılıyor. Demek ki biz senede sadece 2 kere ihtiyacımız olan bir sisteme adapte olabiliyorsak o iki kere iyi çözebiliyoruz. Şehir içinde ise çok rahat kullanılıyor. Ve bir kere şarj ettikten sonra geceden sabaha %100 doldurduysak o bize aslında 3-4 gün çok rahat yetiyor şehir içinde. Böyle bakarsak çok daha rahat edeceğiz. Öteki türlü hep herkes birbirini korkutuyor yolda kalırsam diye ama kalma durumu çok çok plansız olmanız, kesinlikle, göstergeye hiç bakmamanız durumunda veya çok ekstrem bir sorun çıkması durumunda olabilir ki artık o da pek hani kalmadı gibi. Eskiden çok hani konuşuyorduk biliyorsun yolda kalanlar, istasyon bulamayanlar. Dediğin gibi 4500 istasyon da çok ciddi bir rakam. Evet, evet. Orada yapılması gereken benim önerim şu. Hani hep herkesin kafasında bir yakıt istasyonu vardır ya, bir markaya bağlıdırlar, oradan gidip alırlar yakıtlarını. Burada tek bir şarj istasyonu markasına değil, diğer ünitelerin de kartlarını yanlarında bulundurmaları halinde değişik şarj ünitelerinden elektriği alıp çok rahat devam edebilirler. Dolayısıyla hani o akaryakıttaki bağlılık burada çok da fark etmiyor. Çünkü içindeki hani katkısı bilmem nesi gibi bir şey söz konusu değil. Elektrik her yerde hep aynı elektrik. Sadece şey dikkatimi çekti Berkan. Markaya göre böyle bazen ya altyapısı çok daha iyi, biraz daha hızlı şarj edebiliyor veya biraz daha yavaş şarj edebiliyor. Bunun için nasıl bir açıklaman olacak? Aslında bu biraz teknik bir konu. Hı-hı. Yani şimdi elektrikli otomobilin bir kere batarya voltajı. Evet. 255 ile 405 voltajı aralığını biz yüksek gerilim kabul ediyoruz. Hı-hı. Ortalama da şu anda elektrikli otomobiller 400 volt aralığına, hı-hı, sahiptir. Fakat 800 voltluk elektrikli otomobiller de var. Şimdi ben eğer o konuyu bilmiyorsam o detayı, aynı istasyona iki araçla gittiği zaman 8 voltluk araç eğer istasyonda 120 kW'ın üstünde bir güce sahipse daha kısa sürede şarj olacaktır. Hı-hı. Yani burada elektrikli otomobilin bir de hızlı şarj alma gücüyle alakalı bir durum var. Yani aslında o kadar teknik konular ki çok ben şey yapmayayım, vaktimizi almayayım. Ama burada kullanıcı
iyi konuya vakıf olmalı. Yani alacağı elektrikli otomobilin voltaj aralığını, şarjlanma gücünü, AC'de kaç kilowattlık onboard charger'ım var, DC'de kaç kilowattlık maksimum gücü elde edebilirim. Bunları iyi öğrendiği zaman gideceği istasyonlarda da herhangi bir sıkıntı yaşamayacaktır. Şimdi burada bataryadan bahsettin. Bataryadaki kritik konu şu, %20, %80 aralığını niye veriyoruz? Şimdi iki sebepten, bir bataryanın ömrünü koruyabilmek, bir de daha uygun şarjlanma maliyetine ulaşabilmek. Çünkü elektrikli otomobili siz şarj istasyonuna bağladığınız zaman %80 üzerine geçtiğinde şarj hızı yavaşlar ama süre daha da artar. Dolayısıyla o süre arttığı zaman size ekstradan, eğer dışarıda ticari bir şarj istasyonunda şarjlanma yapıyorsanız, faturaya yansıyacak demektir. Şimdi o değişti ama biliyorsun artık sadece kilowatt üzerinden ücretlendirebiliyorlar. Bu da istasyon sağlayıcılarına aslında bence bir negatif durum söz konusu. Ona da bir formül bulmaları gerekiyor bence. Hani bağladım, 100 kilowatt aldım diyelim ama 5 saat bıraktım. O da olmaz. Oradan çok çabuk çıkmamız lazım aslında. Şimdi ona bağlayacaktım. İşte o lisans süreciyle birlikte EPDK'nın bu sene çıkarttığı mevzuatla birlikte değişti. Dakika bazlı ücretlendirmeden kilowatt saat bazlı ücretlendirmeye geçtik. Oradaki kritik bariyer de şu. Aracı biz şarj istasyonuna bağladığımız zaman aslında neredeyse bitmeme ihtimali var. Yani şarj bitip yoluna devam etmeme durumunuz olabilir. Çünkü %100'e son işte yaklaşık %98 ile %100 arası çok uzun sürüyor. Evet, 20-30 dakika falan sürüyor. Oradaki teknik sebep de aracın bataryasındaki hücreleri dengeleyebilmek ve ömrünü korumak, toplam ısıyı yaymak ve bataryanın da uzun ömürlü olmasını sağlamak amacıyla araç ve şarj istasyonu arasında bir iletişim başlıyor. %98'e kadar geldiğinde %100'e geçiş süreci çok daha uzuyor. Şimdi bu aralık kilowatt saat fiyatlama olduğu için tüketici tarafında çok bir endişe yaratmıyor. Ama sırada bekleyen başka elektrikli otomobil kullanıcıları var. Evet. Dolayısıyla burada EPDK çok güzel bir çalışma yaptı bu arada. Bu sene onu da söyleyeyim, yani haklarını vermemiz lazım. Lisans süreci başladı. Kanuni bir temele oturdu şarj istasyonları, Sanayi Bakanlığı tarafında da bir teşvik mekanizması başladı. İşte seneye Nisan 2023'e geldiğimizde 1572 tane ekstradan DC dediğimiz ve 90 kW'ın üzerinde şarj istasyonları kurulacak yatırımcılar tarafından. Yani bu sene çok güzel bir dönem yaşadık elektrikli araçlar tarafında ama geriye ne kaldı? Elektrikli otomobillerin artması, satılabilmesi, alınabilmesi. İşte bunu da sağladıktan sonra umarım biraz daha güzel bir noktaya ulaşacağız. Süremizin sonuna yaklaşıyoruz. Senin sürüş haftasına. Bu sürüş haftası neyi amaçlıyor, neyi hedefliyor? Buraya kimler katılabiliyor? Ziyaretçiler nasıl geliyor? Biraz bundan bahsedersen. Tabii. Bugün başladı işte elektrikli sürüş haftamız. Yarın da devam edecek. Cumartesi, pazar. Katılım ücretsiz. Herkese açık bir etkinlik. Ve katılımcılar etkinlik alanına gelip yaka kartlarını alıp doğrudan etkinlik alanına geçip oradaki elektrikli ve hibrit araçları test edebilirler, kullanabilirler. Tabii ehliyetleri varsa B tipi. Bunun haricinde elektrikli sürüş haftasının çıkış esprisi şuydu. Yani elektrikli otomobili ne kadar anlatsak da eğitimlerde, konferanslarda karşı tarafa aslında o konuyu çok aktaramıyoruz. Yani deneyimletmek gerekiyordu. Çok doğru. Bunu hissettik. Ve böyle bir 2019'da çok ufak çaplı başladı etkinlik. Bütün markaları davet ettik. Zaten çok az sayıda markamız vardı. Şu an çok daha fazla markamız, çeşitimiz var. Hepsi kaç marka yaklaşık? Şu anda 20 marka modeli ulaştık. Bunun içerisinde şarj istasyonları da var. Hatta tüketiciye şunu gösteriyoruz. Solar panel, şarj istasyonu, enerji depolama. Böyle bir aslında yapıyı da etkinlik alanında göstermeye çalışıyoruz ki tüketici elektrikli otomobille birlikte entegre bir enerji dönüşümünü fark etsin, hissetsin. Bunu da anlatmaya çalışıyoruz etkinlik alanımızda. Herkesi bekleriz. Dediğim gibi ücretsiz bir katılım ve yaka kartlarıyla istedikleri zaman etkinlik alanına girebilirler. Vallahi tebrik ediyorum seni, çünkü bu iş hakikaten çok emek istiyor, biliyorum öyle kolay olmuyor, çok zor bütün markaları bir araya getirmek. Bir de insanlara bunu uygulamalı anlatmak işin en doğrusu. Yoksa senin söylediğin gibi kafalarda bir şey oluşturmak çok zorlayıcı.
Artı son söylediğin çok hoşuma gitti. Hani 360 derece derler ya, ben bunu nasıl şarj edeceğim, hangi cihazı kullanacağım, hangi aracı alacağım? Bütün bu soruların cevaplarını işte bu sürüş haftasında oradaki araçları test ederek ve tabii ki orada bulunan arkadaşlarımızdan alabilirsiniz. Çok bilgili, konusunda uzman arkadaşlar orada. Gidin ziyaret edin. Hem hibrit hem elektrikli araçları aynı anda görme şansına sahip olacaksınız. Evet, süremizin sonuna geldik. Bu haftada 8. etabı burada noktalıyoruz. Umarım 8. etapta vermiş olduğumuz bilgiler işinize yarıyordur. Geleceği artık burada şekillendirmeye çalışıyoruz. Elektrikli araçları anlatmaya çalışıyoruz. Her hafta daha fazla değiniyoruz. Sizlerin de soruları varsa lütfen bize iletmeyi unutmayın diyoruz. Ve 8. etabı bu haftalıkta burada noktalıyoruz.